Ne çekiyorsun? Çatal ağzımıza koyarken çekiyorsun. 2670 yerleşim birimimiz var, mahallemiz var. Dolayısıyla çok geniş bir coğrafyaya hizmet verildiğinden dolayı biz 2015 yılının sonuna geliyoruz. Kurumsal olarak tüm ilçe belediye başkanı arkadaşlarımızla birlikte ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz ve yine şu an hizmet devam eden hizmetler ve 2016, 17, 18 için, 19 için planlamış olduğumuz projeleri kamuoyuyla, kamuoyunun temsilcileri olan basın mensuplarımızla, Şanlıurfa'da hemşehrilerimizle paylaşma sebebiyle toplanmış bulunuyoruz. Değerli kamuoyuna ve kamuoyunun temsilcileri olan basın mensubu arkadaşlarımıza biraz ilk etapta rakamlarla ister istemez çok dediğim gibi geniş bir coğrafya alan, geniş bir alanda hizmet veriyoruz. Kısa kısa mümkün mertebe kısa geçmek istiyoruz. Geniş bir coğrafyada 9000 kilometre hiçbir yol ağımız var. Dolayısıyla biz Büyükşehir Belediyesi olarak yol çalışması en önemli çalışma hizmeti kalemi olarak karşımıza çıkıyor. Yine daha önceki uygulamalara paralel olarak birçok ilçemizde kilitli park taşın uygulaması yapıldı. 1 milyon 65 metrekarelik bir kilitli park çalışması Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından gerçekleşmiş oldu. Stabilize yol çalışması geniş bir kırsal alana sahip bir ilde yaşıyoruz. Orada da 1973 kilometrelik bir stabilize yol çalışmaları ekiplerimiz tarafından gerçekleştirildi. Yine bize bağlı olan Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü de içme suyu şebekesi olarak 119 kilometrelik bir isale hattı döşedi. İçme suyu isale hattı. Atık su isale hattı olarak kanalizasyon olarak da 118 kilometrelik bir şebeke döşenmiş durumda ve Şanlıurfa'mızın hizmetine girmiş durumdadır. 2016 yılında toplu taşıma söylemiştik. Çok hızlı bir şekilde burada yine 2016'da da gerçekleştireceğimiz ve toplu taşımayı rahatlatmak anlamında satışını gerçekleştireceğimiz otobüsler var. 30 adet yeni otobüs 2016'da alacağımız ve toplu taşıma için destek vereceğimiz hedefler arasında. Tüm ilçelerimizde, ilçe merkezlerimizde, tüm ilçelerimiz prestij caddelerimiz var. Bu yaklaşık 31 kilometrelik bir uzunluk noktasında, tamamını söylüyorum biraz kısaltmak için. Prestij caddelerini ilçelerimize gerçekleştireceğiz. Bu prestij caddeleri ilçelerimizin merkezlerinin güzelleşmesi, ilçe merkezlerimize gittiğimizde gerçekten büyükşehir noktasında ilçe merkezlerimize dokunulduğunu, güzelleştirildiğini, kalitesini ve yaşam standartını yükselttiği bir çalışma. Tamamıyla proje çalışmaları bitti. Şu an alan çalışmaları ve ihale çalışmaları yapılıyor. 2016'da başlayacağımız çalışmalar arasında. Siverek içme suyu projemizin, içme suyu ve arıtma tesisi projemizin ihalesi dün Ankara'da gerçekleşti değerli arkadaşlar. Büyükşehir olarak bu projelerin finansmanını karşılıyoruz. DSE ile ve bakanlığımızla birlikte ortak yürüttüğümüz projeler, bunların çünkü kontrolü ve denetimi, içme suyu yönetimi anlamında çok çok önemli. Ama kaynağı Büyükşehir Belediye'miz tarafından karşılanıyor. Bunun ihale işlemi yapıldı. Siverek büyük bir ilçemiz, 240 bin nüfusuyla ilk içme suyu ve arıtma tesisini orada başlatmış olduk. Su sorunu da geçen yaz kamuoyunun bildiği üzere yaşanmıştı. Allah'ın izniyle bu proje zaten Siverek'te 2016'da hayat kurabilecek. Yine 2016'da Viranşehir Atık Su Arıtma Tesisi'nin temelini atacağız. Projeleri bitti. Şu an proje müracaatlarını gerçekleştirdik. Kaynağını da çözdük. İhale işlemleri yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak
içme suyu, atık suyunu ve katı atık bertaraf tesisini tüm ilçelerimizde bitirmeyi hedefliyoruz. Bilecik Halfeti ilçemizin içme suyu ve arıtma tesisinin etüt ve fizibilite çalışmaları tamamlandı. Proje çalışmaları önümüzdeki ay bitiyor. Kaynak noktasında biz onu protokol aşamasına geldik. Kaynağı çözdük. Hemen onların ihalesine çıkacağız. Yine Suruç içme suyu ve arıtma tesisi Taşbasan göletinden kaynağı alınmak suretiyle projesi şu an hazırlanılıyor. Bozova içme suyu noktasında zaten zengin bir nokta. Onun isale şebekesinin çalışmaları yapılıyor. Çünkü şebeke çok eski. Zaten atık su bertaraf tesisi çok yakın 2 ay gibi bir sürede tamamlanıyor. %95'i gerçekleşmişti. Onu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Sivri'yi söylediğim gibi içme suyu ve arıtma tesisinin ihalesi yapıldı. Başlıyoruz. Harran ve Akçakale, onu da proje aşamasında ikisi projesini şu an hazırlıyoruz. Etüdünü bitirdik. Allah'ın izniyle ona da böyle arıtılmış tertemiz pırıl pırıl su vereceğiz. Viranşehir Ceylan Pınar'da aynı şekilde etüdü tamamlandı. Projeleri gerçekleştiriyoruz. Ondan sonra kaynağını çözmek suretiyle önce içme suyu ve arıtmayı, atık suyu bitirmek istiyoruz. Yağmur suyu drenajları 3 ilçemizde şu an devam ediyor. Diğer ilçelerimizde de bitirerek daha sonra üst yapıyı çok sağlıklı bir şekilde gerçekleştirip Şanlıurfa'mıza hizmet etmek istiyoruz. Çalışmak ibadettir anlayışıyla AK Parti belediyeleri hareket ediyor. Hizmeti tamamıyla kendi şiarını almış durumda. Halka hizmet etmeyi, hakka hizmet anlayışıyla hareket ediyor. Kadronun birliği, beraberliği, bütünlüğü, Şanlıurfa'nın huzuru bizim için en önemli konulardan bir tanesidir. 3500 kilometre kırsalda asfalt yapacağımız yol var. 3500 kilometre şu an ölçülmüş, bunun hazırlığı yapılıyor. İnşallah 2016'da, çünkü bunlar rutin çalışmalar artık kırsalda, 1200 kilometreyi yapmayı şu an arkadaşlar hazırlığını ve ihale hazırlıklarını yapıyorlar. Sorunu biliyoruz. Şanlıurfa'ya o anlamda karış karış bölgeye bir hakimiyetimiz var. Alanımızı, ilçelerimizi, kırsalımızı tanıyoruz, biliyoruz. Allah'ın izniyle inşallah hep birlikte Şanlıurfa'ya daha güzel hizmet etme yolunda ilerleyeceğiz. Bununla ilgili geçen bizim aldığımız bilgiye belediye çalışmalar yapıyor. Buranın da sağlam olmadığı hakkında bazı iddialar da var. Özellikle temelinde düzenli bir şey yapılmadığı, tarla alanında olduğu için. Yani bununla ilgili belediyenin şeyi nedir, çalışması olmuş mudur? Bu tamir edilse bile yarın öbür gün bunun temelinde sağlam olmadığı için herhangi bir problem oluşturmaz mı? Bu konu hakkında bilgi almak istiyoruz. Geçen Büyükşehir olarak biz o çalışmanın onarımını başladık. Onarımını başlatmadan önce bu yapı tamamıyla incelendi, biliyorsunuz. Yapı tamamlanmış durumların statik önünde, mekanik önünde yapı incelendi bir heyet tarafından. Ortaya çıkan raporlar neticesinde çatlakların oluştuğunu ama bunun kirişlerde, kolonlarda olmadığını, duvarlarda olduğunu, ondan sonra tek katlı bir yapı olduğunu, çok büyük bir yük taşımadığını, dolayısıyla çok rahat bir şekilde onarımla faaliyete geçebileceği noktasında bilimsel anlamda yapılan raporlar elimizde. Biz de o rapor doğrultusunda şu an yapılan onarım çalışmalarını tamamlayıp 2 ay gibi bir sürede hizmeti açacağız. Hakları görüp yerine getirmenin koşulu ise yönetici, temsili yönetici konumunda olan sizlerin tevazu içinde olması gerekir. Yeminle söylüyorum, hepiniz çok üstün düzeyde tevazu sahibiniz. Sizi kutluyor, teşekkür ediyor. Şanlıurfa kamuoyuna hissettirdiğimden dolayı size teşekkür ediyorum. Örnek olarak ben Karaköprü'de gelirken yarım saatte, bir saatte geliyordum. Şu an çok güzel bir şekilde gelebiliriz. Ayrıca birkaç tane sorum olacak size. Özellikle Belsan'ın şu an toplanma merkezinden Garparana'ya bir hatım direkt bir hatım olması biliyorum. Değerli arkadaşlar, hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Başta il başkanımız olmak üzere tüm belediye başkan arkadaşları, komisyon başkanlarımızı ve hepinizi tekrar saygıyla, selamla, muhabbetle selamlayarak
Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kalın sağlıcakla.